60 dakikaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'tan hafta boyunca 60 dakikada sizlerle birlikte olacağız. Saatlerimiz 19'u gösterirken hafta boyu gelişmeleri yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki haber akışını birazdan uzman konuklarımıza değerlendireceğiz. Hatırlayacağınız üzere çok yoğun haber akışının olduğu bir haftaya başladık. Ekonomi yönetiminde hafta sonu atamalar gerçekleşti. Diğer yanda dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla istifa kararını sundu. Bugün yeni kabineye ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bunu da an be an takip ediyor olacağız sevgili seyirciler. Diğer yanda geçtiğimiz hafta Amerika'nın 46. Başkanı Biden'ın seçilmesinin ardından Türkiye ile ilişkileri önümüzdeki süreçte uzmanlarımıza soracağız ama öncesinde gelin hep beraber yurt içinden bir haberle ilerleyelim. Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni atanan Naci Abal yazılı açıklama yaparak fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağının mesajını verdi. Detaylar haberimizde. Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni atanan ve hafta sonu bu görevi Murat Uysal'dan devralan Naci Abal yazılı açıklama yaparak yeni döneme ilişkin ipuçları verdi. Abal açıklamasında fiyat istikrarı için tüm araçların kullanılacağını, iletişimin güçlendirileceğini belirtti. 19 Kasım 2020 tarihli para politikası kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmelerde yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır. Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir diyen Abal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politik araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal 8 Kasım Pazar günü banka genel müdürleriyle toplanmıştı. Bankacılar toplantıda aktif rasyosundan sektörün para politikası beklentilerine kadar piyasanın ihtiyaçları konusunda fikirlerini Abal'la paylaşmıştı. Ve şimdi Ankara gündemini alacağız. Başkentteki gelişmeleri detaylı bir şekilde Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'den dinleyeceğiz. Bülent, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hande Berk'ten. Öncelikle başkent gündemiyle başlayalım. Başkent gündeminde çok hareketli saatler yaşanıyor kuşkusuz. Öncelikle Merkez Bankası Başkanı yeni atama gerçekleşti. Cuma akşamı gece saat 3 itibariyle ardından da dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa kararı vardı. Ve tabii ki Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'la seçilmesinin ardından Türkiye ile ABD ilişkileri önümüzdeki süreçte kuşkusuz Ankara'nın gündemini meşgul edecek ilk etaptaki konular olarak ön plana çıkıyor. Detay ayrıntıları senden dinleyelim. Hande Berk'ten, senin de söylediğin gibi aslında biz Amerikan seçimine odaklanmış, işte Biden'ın ipi göğüslediği ama tartışmalı Trump'ın itirazlarıyla sonuçlanan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba işte resmi sonuçları mı bekliyor, neden Biden'ı tebrik etmedi diye düşünürken ki ilk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bu tebriği. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir tebrik mesajı oldu. Bunu tartışırken İşte Merkez Bankası Başkanlığı'nda bir değişim. Naci Abal oraya atandı. Ekonomi Politikaları Kurulu'nda görevliydi Cumhurbaşkanlığı'nda. Ve Murat Uysal'dan koltuğu devraldı. Bununla hani Merkez Bankası acaba işte değişti, para politikaları değişecek mi? Faiz konusu, döviz meselesi, dövizdeki kurdaki artış ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düzenlediği bir toplantıda, daha doğrusu milletvekilleriyle yaptığı bir milletvekillerine verdiği briefingde kur hedeflemesi konusunda bir politikamız yok demişti. Yani kuru sabit tutmak gibi bir niyetimiz yok, yoksa faizi artırırız demişti. Bu sözleri tartışılırken ki Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'tan da ekonomiyle ilgili bazı eleştiriler gelmişti bu yönetim biçimiyle ilgili. Dün itibariyle Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası geldi. Tabii bu istifa gerçek miydi? İşte onun üzerinde tartışırken istifanın gerçek olduğu ortaya çıktı. Ama istifanın nedeni niye olduğu, tabii ki elimizde bazı bilgiler var ama bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu aslında bir süredir izlenen politikalara, Merkez Bankası'ndaki değişime, Naci Ağbal'ın oraya atanmasına kadar uzanıyor. Ondan önce aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il ve ilçe kongreleri için yurt satında gezileri oluyor. Malatya gezisinde bir grup AK Partili milletvekiliyle, yöneticiyle görüşmeler yaptığı ve bazı konularda şikayetler geldiği, ekonomiyle ilgili, işte kurdaki yükselişin vatandaşa yansıması, bazı rakamların gerçeği yansıtmadığına ilişkin bazı eleştiriler gelmişti. Tabii perde arkası bilgilerle beraber harmanlayarak bunu anlatıyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetiminden Berat Albayrak'ın olmadığı, daha çok işte politika kurulu, ekonomi politikaları kurulu üyelerinden bir briefing aldı ve bu briefingin ardından da bu istifa geldi. Bu briefingde yaşananlara ilişkin bazı veriler, bazı bilgiler var kamuoyuna yansımış. Ama sonuç olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Şimdi tartışılan konu bu istifa kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama bizim aldığımız bilgilere göre çok büyük ihtimalle %99.9 oranında istifanın kabul edilmemesi gibi bir durumu söz konusu olmadığı. Ki şu anda, belki şu anda da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bilmiyorum kameraların karşısına geçti mi, ama AK Parti MYK'da bu konu etraflıca tartışılacak. Peki Berat Albayrak'tan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kim oturacak? Soru bu. Bazı isimler vardı. Speküle etmemek adına hepsini ifade etmiyorum ama konuşulan, çokça konuşulan bazı isimler, eski işte bakanlardan Mehmet Şimşek'e bir teklif gittiği, bunu kabul etmediği ifade ediliyordu. Piyasadan özellikle bir bankanın genel müdürü ne teklif gittiği geçmişte de konuşulmuştu. Ama eski Ulaştırma Bakanı, aynı zamanda son başbakan, parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım'ın da yeni kurulacak, ya da doğrusu bir revizyonda kabinede görev alacağı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir göreve gelebileceği konuşuluyor. Birçok isim konuşuluyor. Tabii İstanbul'da da toplantılar yapıldı dün itibariyle. Naci Ağbal'ın katıldığı, yine eski bakanlardan Nurettin Canikli'nin katıldığı bir briefingden, bir toplantıdan söz ediliyor. Bunların hepsinin yansıması bugün MYK'da. Tabii bu MYK'da nasıl bir sonuç çıkacak bunu tam olarak bilmiyoruz. Bir kabine revizyonu beklentisi vardı, değişiklik beklentisi. Bu olacak mı, olmayacak mı? Yeni ekonomi yönetiminin modalitesi ne olacak? Yani yine Hazine ve Maliye Bakanlığı tek koltukta mı, tek elde mi toplanacak? Yoksa maliye ayrı, hazine yönetimi ayrı mı olacak? Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hazine yönetimi kendi uhdesine alacak ki yeni sistemde aslında biz parlamenter sistemin parametreleriyle düşünüp konuşuyoruz. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya piyasada güven oluşturacak bir isim atayıp hazine kendisine bağlı bir şekilde devam edecek. Çünkü yeni dönemde bir bakanın olmaması imza konusunda herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Yani olup olmaması arasında çok bir fark yok. Yine imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesinde. İş devam ediyor. Hepsinin sonucunu bu MYK'da alacağız, göreceğiz. Bu çok yakından takip ediliyor. Ama bir notu aktarayım. Piyasalar bu değişiklikten sonra, bu istifa haberinden sonra önce bir temkinli yaklaştılar. Sizin de takip ettiğiniz gibi bugün döviz kurunda çok sert bir geri çekilme, düşüş. Borsada bir yükseliş, keza altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Belli ki atılan adımlar umut veriyor. Bu belki de Merkez Bankası'nın faizle ilgili atacağı adımlar, ki bu konuda da aslında speküle bazı değerlendirmeler var. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bugüne kadar Merkez Bankası başkanları hep faiz arttırma yönünde tavır geliştirdikleri için aslında belki görevden alındılar. Yani yeni dönemde faizler arttırılıp yürüneceği gibi bir beklentiye kapılmak bence doğru olmaz. Çünkü hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusundaki görüşlerini biliyoruz. Tam tersine mesele faizin arttırıp arttırmaması değil, özellikle rezervlerin dövizi baskılamak için kullanılması. Çok yüklü miktarda rezerv satışı piyasaya, buna rağmen dövizin kontrol edilememesi ve sonrasında çıkılıp yapılan açıklamada bizim döviz kurunu sabitlemek gibi bir hedefimiz yok açıklaması. Bu gelişme çok yakından takip ediliyor. 19'unda para politikası kurulu toplantısı var. Bugün sizin de anlattığınız gibi Naci Ağbal'ın ilk açıklamasıydı. Güven verici bir açıklamaydı. Şeffaf, öngörülebilirlik ve hesap verilebilirlikten söz etti. Bu açıklamada biz de bekleyip göreceğiz. Amerikan seçimleri de yakından takip ediliyor. Henüz resmi açıklama gelmedi Biden'ın kazandığına ilişkin. Ama orada da yeni döneme bir hazırlık var. Çünkü artık Trump olmayacak. Biden yeni başkan.
Onunla ilgili de nasıl bir ilişki geliştirileceği önümüzdeki sürecin gündem maddelerinden biri. Şimdi biz tabii MYK'yı bekliyoruz. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son olarak belki bu Azerbaycan meselesi, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından, Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından Şuşa kenti alınmıştı. 28 yıllık işgal son bulmuştu. Şimdi de Azerbaycan ordusu Hankendi'ye doğru yürüyor. Oradan da olumlu sonuçlar ve olumlu haberler geliyor. Hande Berk'tan. Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bizler için detaylı aktardı. Özellikle Ankara'daki ekonomi yönetimindeki atama kararlarını, diğer yanda belki dakikalar sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de MYK sonrası açıklamaları olacak. Onları da yakından izliyor olacağız. Diğer yanda da Türkiye ile ABD arasında da artık yeni bir dönemin kapısı aralandı. Önümüzdeki günlerde buradan gelecek yapılacak olan açıklamalara istinaden daha çok konuşuyor olacağız diyelim. Şimdi piyasa tarafına bakalım mı? Hep beraber Ahlatçı Yatırım'a gidelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Yücel, iyi akşamlar, hoş geldin. Merhabalar, iyi akşamlar Hande, evet, hoş bulduk. Yücel, çok sıcak bir haftaya girdik. Hafta sonu çok açıklamalar oldu, çok yeni gelişmeler var. Bunun ışığında, istersen bunların ışığında gelecek olursak haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'la başlayalım. 9,5 ayın zirvesinde 1231 puandan günü tamamladı. Bankacılık endeksindeki kazançlar %6'yı aştı. Peki devamını bekliyor musun borsa üzerinde? Ardından kuru da soracağım. Şimdi çok enteresan bir gün yaşıyoruz. Hala da içindeyiz, yani gün bitmedi. Bunun nedeni bence Borsa İstanbul konuşuyorsak, birincisi yeni atama yapılan Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal'ın özellikle gün içinde ilk açılış seansında baktığımızda bankacılık sektörü içerisinde bir görüşmeler yaptıktan sonra hafta sonu yeni haftaya bu görüşmeler ışığında başlamış olmamız aslında bankacılık tarafını nereden baksanız %4, %5 bir primli, yani bir beklentiyle başlamasına neden oldu ve böylece borsanın 1200 seviyesinin üzerini tekrar aslında test ederek yeni haftaya, ki dünya piyasalarıyla birlikte 6. günde de bir rally ile, yani pozitif bir görüntüyle devam ettiğini görüyorduk. Gün içerisinde özellikle işte sizin haber akışında da geçen Pfizer ve Biotech'in aşı haberinin, yani başarılı olarak belki ay sonunda onay alınması ve yeni ayda üretime başlaması haber akışı da bence bankacılık sektörünü destekledi. Üstüne bir ulaştırma, turizm, pandemiyle ilgili hizmet sektöründe geride kalan sektörleri de destekleyecek bir beklentiyle endeksi yukarı doğru taşıdı. Ve dolayısıyla gün sonunda tabii ki bankacılık sektörü önderliğinde, işte ulaştırmanın biraz daha işin içinde olduğu, turizmin biraz daha işin içinde olduğu bir borsa yükselişi ve yanılmıyorsam 1235 civarlarıydı en yüksek. Bu yılın da pandemi öncesi ve sonrasında en yüksek seviyesine yakın bir yerde kapanış yaptık. Ben bunun tabii devamını bekliyorum, fakat şunu unutmamak kaydıyla, yani burada Sayın Ağbal'ın atacağı adımlar Merkez Bankası tarafında bankacılık sektörü için önemli. Bir ikincisi de aşı çalışmalarının hemen bugünden yarına üretim ve pandemi kaynaklı sıkıntıları gidermeyeceğini düşünerek belki bir iki günlük daha, yani gün bitmediğinde tekrar ilave edeyim, bir iki günlük daha bir pozitifliği, bir fiyatlaması olacaktır. Ama sonrasında yeni başkan Amerika'da, işte karantina süresi, ekonomik kapamalar, yine ekonomik beklentilerin ön plana çıktığı bir, yalnızca Borsa İstanbul için değil, tüm dünya için gelişmeler olacaktır. Ama bugün özellikle altın, petrol ve borsalardaki hareket herhalde bu yılın en yoğun geçen ve en sert fiyatlamasının yaşandığı aynı gün içerisinde haber akışı hem Türkiye için hem dünya için çok yoğun oldu. Bir gün yaşadık. Dolayısıyla bir süre daha bunun etkisi eğer yeni bir açıklama gelmezse devam edecektir. Fakat bir iki gün içerisinde belli sektörlerde veya belli fiyatlamalarda kar realizasyonu ya da ters yöne tepki hareketleri görülebilir diye düşünüyorum. Peki Yücel, şunu da sorayım, özellikle sen girdin, oradan ilerleyelim. Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdikleri aşının %90 etkinliğe ulaştığını söylediler. Her ne kadar daha tam anlamıyla yan etkileri konusunda yeterli bir bilgiye sahip değilsek bile bu dönemde çok değerli bir haberden bahsediyoruz. Küresel piyasalarda özellikle risk iştahı arttı bu haberle beraber.
Ne dersin, ne kadar daha sürer bu aşı haberinin yansıması piyasalar üzerinde? Şimdi piyasalar eğer olumlu bir döngü içindeyse, yani son 5 gündür aşağı yukarı Borsa İstanbul veya global piyasalar için konuşabiliriz ve pazartesi günü bir bilinmezliği geride bıraktığı Biden'ın seçimi önde götürdüğü ya da önde tamamladığı diyelim nispeten bir güne başlarken aşağı haberinin de üstüne denk gelmesi, ki tabii bu da enteresandır. Yani Trump'ın aslında seçim öncesinde bunu sağlamaya çalıştığı bir dönem yaşadık, ama her ne olursa olsun böyle bir olumlu havada bir de aşağı haberinin her ne kadar uygulamaya başlamamış, onay almamış, işte belli miktarlarda bir iyileşmeye gidilmemiş. Yani 94 kişiden bahsediliyor. %91 verimlilikten bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bu soru işaretleri olsa bile dediğin gibi bu noktada böyle bir haberin gelmesi ekstra bir iyimserlik sağladı. Ama piyasa dönüp yarın ya da öbür gün şöyle arkaya doğru baktığında, işte Rusya'dan daha önce gelen aşı çalışması haberi, Çin'in yine bu çalışmalar içerisindeki zaman zaman ön plana çıktığı durumları da göz önünde bulundurarak belki bir nebze zamana bırakmak isteyecektir bu iyimserliği. O açıdan işte yani petrolde 43 dolarların üstü, altında 1850 dolarların altı, mesela S&P'de 3500 üzerinde kalıcılık, DAX'da 13000 üzerinde kalıcılık ve hatta Borsa İstanbul'da da belki 1200 veya 1250 üzerinde kalıcılık fiyatlamaları gelse de bir iki gün içerisinde bu seviyelere doğru geri çekilme veya bu seviyelerin altına doğru yeni riskler piyasada gözükmeye başladığında geri çekilme olabilir. O açıdan bizi izleyen yatırımcılar ya da işte bu programı takip edenler açısından bu fiyatlamaların da bir dönüşümü olabileceğim, biraz önce söylediğim gibi bir beklentim var. Yani her gün aşı bulunmaz büyük ihtimal ya da her gün Amerika'da bir başkan seçimi gerçekleşmez. Tabii Türkiye özelinde de her gün olmayacak bazı gelişmeler var. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde biz bu ve buna benzer haber akışının bir normalleşmesini, bir ters yönü hareketini veya düzeltmelerini görebiliriz. Ama bu haber belli fiyatlamalar üzerinde pozitif, belli fiyatlamalar üzerinde örneğin altın gibi negatif etkisini bir süre daha devam ettirebileceği, önümüzdeki dönemlerde her zaman piyasa için kenarda bir iyimserlik olarak bulunacağını da söylememiz gerekiyor. Peki Yücel, diğer yanda Türk Lirası'ndaki bugün performansla 2 yılın en sert yükselişini kaydetti. Bugün ve ilerleyen günler için devamını bekliyor musun? Şimdi kur tarafı birincisi tahmin ediyorum Sayın Ağbalı bankacılık sektörü önderliğindeki o yaptığı toplantı ve beklentilerini orada net ifade etmesi benim tahminim etkili oldu. Tabii ki global piyasalarda biz güne başlarken gelişmekte olan para birimleri içerisinde yanılmıyorsam 8.35 civarı biz başlarken Cuma'dan bugüne yine bir iyimserlik vardı. Şimdi Sayın Albayrak durumu bence hala belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla neyin getirebileceğini bilmiyoruz bir sonraki gün. Ama şunu söyleyebiliriz. TL hem dışarıdan hem de aslında içerideki gelişmelerden, yani piyasaya baktığımızda bir bilinmezlikten diyelim. Yani bu Merkez Bankası kararıdır, işte yönetici nezdindeki durumdur diyelim. Hazine ve Maliye Bakanı için konuşuyorum. Biraz daha bilinebilir bir ortama doğru geldiğini hissetti. Ve 8'lerin altını dahi gördük. Yani bir gün içerisinde en sert TL değerlenmesini gördük. Ben 7.95'te çok önemli bir destek seviyesi var. Yani çok da teknik konuya girmek istemiyorum ama ben 7.95-8 hatta 8.05 aralığının bu aşamada ne olursa olsun, ne kadar iyimser bir senaryo olursa olsun bir nebze daha kurun durabileceği, TL'nin değerlenip de aslında kendine yer bulabileceği bir yer olarak görüyorum. Dolayısıyla devamı şöyle olabilir. Aynı aşı çalışmalarında olduğu gibi bu değişimin eğer bugün yarın da piyasanın iyimser tarafında olarak devamı gelirse bir TL güçlenmesine neden olabilir. Hatta ayın 19'una kadar da bu kalıcı olabilir. Ama bugünkü gibi bundan sonraki günlerde de ben sert aşağı yönlü hareketler beklemiyorum. Bir nebze daha kur konuşuyorsak, riskleri ve işte iyimserliği aynı pakete koyduğumuzda 7.95-8.20 veya 8.25 arasında hala gitgeller yaşayabilecek bir kur olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bugün çok ekstra bir gündü diyebilirim.
Ve aşı haberiyle beraber aşıdan ilk alınan sonucun %80 dolayısıyla beklentilerin de üzerinde iyi gelmesi altının onsunu yaklaşık altına %5'lik bir değer kaybı olarak yansıdı. 1856 dolardan onsu işlem görmekte. Altın tarafında beklenti nasıl şekilleniyor Yüce? Şimdi Hande, altınla ilgili ben her çıktığım programda eğer bir aşı çalışmasının çok ciddi anlamda piyasaya... Hemen virgül koyalım, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'e dönelim mi? Kameralarımızı çeviriyoruz. Olayına ilişkin bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihinizde bildik. Bugün devlet krizi sözlerini kullandı, ifadelerini kullandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar, MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sen Cumhurbaşkanımız kendi takdirini uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Dolayısıyla bu MYK'nın konusu olan bir konu da değil. Bu kabineyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizinden bahsedenler, devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bir devlet krizinden bahsedecek şekilde herhangi bir noktada bir tıkanma, herhangi bir noktada bir aksama söz konusu değildir. Türkiye, Türkiye'nin yönetilmesinden, Türkiye'nin dışındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar en güçlü kapasiteyle yoluna devam etmektedir. Bakın bu önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalımaraş bölgesini ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler. Orada beraber olma arzularını ilettiler. Bu konudaki alınan mesafeler, en son Şuşa ile ilgili durumu bahsettim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kabinesi kendi gündemine, kendi konularına hakimdir. Öyle bir devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama, bir tıkanma, herhangi bir şey söz konusu değildir. Arkadaşlar, cümlelerimin içinde var. Yetkiyi getirme, göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Kabul edip etmeme tabii ki takdirindedir. Evet. İstifa gündem var. Zaten gündemi hepimiz takip ediyoruz arkadaşlar. Doğru yani. Evet. Dolayısıyla buradaki mesele bunu kabul edip etmeme ya da göreve getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır. Buyurunuz. Şimdi arkadaşlar, Amerikan seçimlerini çok yakından takip ettik. Şu anki tartışmaları da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye tabii ki seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği kazananı tebrik edecektir. Biz seçim sonuçlarının resmen belli olmasını bekliyoruz. Çünkü nihayetinde itirazlar oluyor, başka tartışmalar oluyor, benzeri şey oluyor. Önemli olan Amerikan halkının ve Amerikan demokrasisinin verdiği karardır. Adayların her ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Birisiyle başkanlık döneminde beraber çalışıldı Trump'la. Kazandığı ilan edilen, gayri resmi sonuçlara göre kazandığı ilan edilen Biden'la da Obama döneminde başkan yardımcısı olarak yakın bir çalışma imkanı oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin
Oradaki hangi kanat kazanırsa kazansın, ona göre hazırlıkları vardır. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araçlarla, hangi politik ajandayla karşısındaki muhataplarına göre savunma konusunda nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir deneyime sahip bir ülke. Tabii bütün dünyada bu seçim meseleleri giderek daha çok tartışma sebebi oluyor. Bu demokrasilerin geleceği açısından tabii kaygı verici. Bunun üzerine daha çok düşünmek gerekiyor. Yani hem siyasal derinliği açısından hem de legalitesi açısından seçim sonuçlarının sisteme tam yansıması konusunda daha çok kafa yormak gerekiyor. Geçmişte de oldu, bu seçimde de bu tartışmalar oluyor. Dolayısıyla Türkiye gayri resmi sonuçlardan sonra, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki tebrik edecektir kazananı. Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği ve başkan seçilen kişiyi ve yönetimiyle de uygun politik araçlarıyla ve uygun politik gündemle beraber çalışacaktır. Aynı şekilde burada maalesef bu şeyle ilgili olarak seçim zamanını fırsat bilerek işte daha önce Trump zamanındaki bir takım aşırı uygulamaları devam ettireceği konusunda pek çok açıklama yaptı İsrail hükümeti. Gerek Ürdün Vadisi'nde gerek Doğu Kudüs'teki bu yıkımlar insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır ve kesin olan şudur, iki devletli barışı yok etmektedir. Bu iki devletli barışı savunan ülkelerin bunu seyretmemesi gerekir. Trump döneminde geçen dönemki alınan kararlar, başkentinin Doğu Kudüs'e taşınması ve benzeri kararların hepsi, bak daha önce de söyledik, yanlış kararlardır. Barışa hizmet etmiyor, daha çok çatışmaya hizmet ediyor. Bugün bu alınan kararlar çerçevesinde de hem Ürdün Vadisi'ndeki hem Doğu Kudüs'teki bu yıkım kararlarını şiddetli bir şekilde protesto ediyoruz. Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları bu yöndeydi diyor ve hemen kısa bir araya uzanalım. Aranın ardından 60 dakikaya kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Dakikaya yeniden hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Aşağı haberiyle beraber 8 ayın zirvesine gelen Avrupa borsalarındaki son fiyatlamaları soracağız. Diğer yanda da gündemi detaylı bir şekilde Londra temsilcimiz Ceren Dilekçi'den dinleyeceğiz. Evet Ceren, piyasalarda ve gündemde neler öne çıkıyor, bize neler aktaracaksın? Hande merhabalar. Az önce senin de dikkat çektiğin gibi gün ortasına Pfizer'dan gelen aşı haberinin yarattığı iyimserlikle Avrupa borsaları günü 8 ayın zirvesinde tamamlamaya hazırlanıyor. İspanya borsası %8'i aşan primle Avrupa'da primlere öncülük etmekte. Onu Fransa borsası %7 civarı primle takip ediyor. Tabii endeksler bazında bakacak olursak Avrupa Bankacılık Endeksinde yükseliş %10'a ulaşmış durumda. 2011 yılından bu yana en iyi günlük kazancını kaydediyor Avrupa Bankacılık Endeksi. Bunun yanı sıra ulaştırma hisselerinde, özellikle havayolu şirketlerinin hisselerinde hızlı yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Mesela İngiliz havayolu şirketi EasyJet hisselerinde primler %35'e ulaşmış durumda. Alman havayolu şirketi Lufthansa, Fransız havayolu şirketi Air France hisselerinde %25 civarı primler söz konusu. IAG hisseleri de aynı şekilde %20'nin üzerinde primli işlem görmekte. Yani Pfizer'ın aşının COVID-19 hastaları üzerinde %90 üzerinde etkili olduğu yönündeki açıklaması bugün Avrupa piyasalarında yükselişin hızlanmasını beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra ABD seçimlerinin Biden'ı kazanmasını getirdiği iyimserlikle güne başlamıştı endeksler ve dolar endeksi zayıflamaya devam ediyordu. Gün içerisinde euro dolar paritesi 1.1920 seviyesine kadar yükseldi ve yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini test etti. Şu saatlerde yeniden 1.1810'lar seviyesine işlem görmekte. Yunanistan ve İtalya tahvil faizleri de 10 yıllık tahvil faizleri rekor düşük seviyeleri test etti. Bunun yanı sıra günün öne çıkan haberleri cephesinde Avrupa Birliği 4 milyar dolarlık ABD ürününe tarife uygulama kararı aldı. Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay Dünya Ticaret Örgütü ABD'nin Avrupa Birliği'ne adımları karşısında bu yönde Avrupa'nın adım atabileceği yönünde karar vermişti. Ve bugün Avrupalı yetkililerden yapılan açıklamada ABD mallarına tarife uygulamasının
uçak üreticilerine sağlanan desteklemeler konusunda bir anlaşma için daha hızlı müzakereyi teşvik edeceğini umuyoruz değerlendirmesi yapıldı Hande. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlardan dolayı Ceren Dilekçi'yi de uğurladıktan sonra şimdi Amerika'ya gidelim. 46. Başkan Joe Biden seçilmesinin ardından hangi haberler daha çok ön plana çıkıyor? Önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, uluslararası ticarete yansıması ve kuşkusuz Paris Anlaşması başta olmak üzere yeni dönemde atacakları adımları detaylı bir şekilde soracağız. Gazeteci Ediz Tiyanşan bizlerle birlikte. Ediz, iyi akşamlar, hoş geldin. Evet, iyi günler. Gerçekten enteresan günler yaşıyoruz burada. Amerikan tarihinden oldukça farklı bir şekilde seçim sonuçlarının günler geçmesine rağmen evet bir kazanan açıklandı. Ancak halen daha devlet başkanı tarafından bir mağlubiyet konuşması, bunu yenilgiyi kabul edilen bir konuşma halen daha yapılmadı. Dolayısıyla bir belirsizlik var ama öte yandan da 46. Başkan olarak seçileceği görünen Joe Biden'ın da hızlı bir şekilde görevi devralma çalışmalarına başladığını görüyoruz. Yani bir yandan evet Demokrat Parti çok hızlı bir şekilde bu geçiş sürecini yapmanın derdinde, pandemi sebebiyle de bir yandan bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ancak bir yandan da sessizliğini koruyan ancak Twitter'dan bir dizi mesaj paylaşmış olan bir devlet başkanı var. Halen daha seçimlerin yolsuzluklarla yapıldığını ve haksız bir şekilde sonuçlandığını iddia ediyor ve bu iddialara yönelik de herhangi bir delil daha ortaya sunulmuş durumda değil. Avukatlarının da pek çok eyalette federal mahkemelerle itirazlarda bulunacağını biliyoruz. Dolayısıyla çok farklı yönlerde çalışmalarını sürdüren iki parti lideri var şu anda. Evet, şimdi senin de dediğin üzere Biden'ın da açıklamaları oldu. Bana oy verenler kadar oy vermeyenlerin de başkanı olacağım. Artık Amerika'yı birleştirme zamanı dedi. Diğer bir yanda virüsle mücadelede kararlı bir politika uygulayacaklarını, Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden girip diğer yanda Paris Anlaşması'na ilişkin ki Macron'un da açıklaması oldu bekliyoruz diye Paris Anlaşması'na döneceklerini ve özellikle iklimi kontrol altına alma yönünde de yeni politikalar geliştireceklerini söylemişti. Ama en ön plana çıkan da Amerika'daki özellikle Trump dönemindeki ayrışmayı daha birleştirici bir tutumla ilerleyecekleri yönünde gerek kendi gerekse yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'in bu yönde açıklamaları olmuştur. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yeni dönemde Türkiye-ABD arasında da yeni bir sayfa açılacak. Yeni uluslararası ticaret ve siyasi anlamda yeni dönemde bizleri neler bekliyor olacak, neler konuşuluyor, dile getiriliyor Ediz. Evet, az önce de paylaştığınız gibi aslında ilk attıkları adım ki bu da çok önemliydi. Koronavirüs mücadelesinde bulunacak olan bir Advisory Council dediğimiz danışman konseyi tam 13 üyeden oluşuyor. Haftaya aslında bu konseyi oluşturarak başladı Joe Biden ve şimdiden seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ilk online toplantılarını dahi gerçekleştirdiler. İlk dikkatleri çeken aslında bu konseyin her iki partiden de yani farklı siyasi kesimlerden isimleri bir arada barındırıyor olması. Yine sizin dediğiniz gibi o seçildiği gece, seçilmesinin belli olduğu gece Wilmington, Delaware'de yani kendi eyaletinde, şehrinde yaptığı o birleştirici konuşmayı aslında biraz da yansıtan bir adım olmuş oldu. Böyle her partiden bir isimleri bir araya getirerek topladı bu konseyde. Ardından ilk atacağı adımlara bakarsak sizin de belirttiğiniz gibi iklim değişikliğine yönelik mücadelede vites arttırması bekleniyor. Trump'ın çekilmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ni çektiği Paris Anlaşması'na yeniden katılması bekleniyor. Bunu da tabii ki seçim kampanyası boyunca dile getirmişti. İlk atacağı adımlardan biri olacağı benziyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nden de çekilmişti hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri. Yapılan açıklamalarla Başkan Trump'ın söylemleri ve uygulamaları bir süre ters düştükten sonra aslında
böyle siyasi bir adım atılmıştı. Bunun derhal geri çekilmesi söz konusu, yani örgüte yeniden geri dönülmesi söz konusu. Bunun haricinde de aslında pek çok ticari anlaşmada değişiklikler öngörülüyor, ancak şu an için çok da netlik kazanmış değil. Şu anda gündemde biraz daha aslında bu seçim sonuçlarının Başkan Trump tarafından nasıl kabul edileceği ve bu belirsizliğin nasıl ortadan kaldırılabileceğini aslında biraz da kafa yoruyor burada siyasiler ve analistler. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında gerçekleşecek yemin töreni, hatta günü dahi belli. Hazırlıklar şimdiden başlamış durumda. 20 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor bu yemin töreninin. Ancak töreni düzenleyen komite başkanı dahi daha henüz net bir kazananı tanımış değil. Dolayısıyla önümüzdeki daha birkaç gün boyunca Trump'ın ve avukatlarının bu iddialarının mahkemelerde nasıl bir sonuca yol açacağını izleyeceğiz hep birlikte. Anayasa Mahkemesi'ne intikal eder mi sorusu günlerce gündemdeydi, biliyorsunuz. Şimdilik ortada çok belli, somut bir delil olmadığı için bu ihtimalin biraz daha düşük olacağı ve mahkemelerde kısa bir süre içinde belki de sonuçlanabileceği ve Joe Biden'ın bu hazırlıklarına daha da ivme kazandırabileceği konuşuluyor. Ancak bunları hepimiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, senin de dediğin üzere Biden'ın normal akışta 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkması bekleniyor. Ancak Amerikan ülke tarihinde en geniş katılımla yapılan bu seçimde Trump yönetiminin itirazı ne olacak? Hep beraber bunları takip ediyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyorum aktardığın notlardan dolayı. Gazeteci Edis Tiyanşan'ı da uğurladıktan sonra yurt içinden özellikle çok da geçtiğimiz haftalarda konuşulan bu ekonomi yönetiminin atamalarından önce konuşulan çalışma, esnek çalışma ve yeni torba yasada geçmesi planlanan iş gücünü etkileyecek olan maddeleri konuşacağız. Kiminle? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bizlerle birlikte. Ahmet, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar Hande. Ahmet, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bizi izleyen izleyicilerimizin de tam anlaması adına bir toparlamak gerekirse, esnek çalışma neleri getirecek yeni çalışma hayatında? Evet, torba kanun teklifinde esnek çalışmayla ilgili 3 ayrı madde var. Bunlardan birincisi, tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlere 12 aya kadar süreyle vergi indirimi, vergi istisnası sağlanması. İkincisi, 25 yaş altındaki gençlerin ayda 10 günden az çalışması halinde bunlar için düşük prim ödemesi işveren tarafından. Yani sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödenmesi %14.5 oranında, emeklilik primi ödenmemesi şeklinde. Üçüncü düzenleme ise 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilerin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılması. Ki en fazla tartışılan da bu madde. Belirli süreli sözleşme istisnai bir sözleşme. Tüm dünyada ve Türkiye'de istisnai belirli süreli sözleşme imzaladığı zaman işçi sözleşmenin bitiminde işçi ile işverenin arasındaki ilişki kendiliğinden sona erer. Dolayısıyla işçiye ihbar tazminatı ödenmez, kıdem tazminatı ödenmez, işçinin iş güvencesi yoktur, işe iade hakkı olmaz. Dolayısıyla belirli süreli sözleşme sadece belirli süresi, işin süresi belliyse, örneğin yapım işidir, örneğin baraj işidir, belirli sürede işlerde söz konusu olabiliyor. Ayrıca mesela turizm sektöründe belirli süreli sözleşme var Türkiye'de yaygın olarak sezonluk işler olduğu için. Mesela şeker pancarı fabrikalar gibi mevsimlik işçi çalıştırmak gereken yerlerde belirli süreli sözleşme yenilendiği zaman süresiz sözleşmeye dönüşür. O zaman da iş güvencesi, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı haklarına yararlanır. Bu getirilen düzenleme bu kısıtlamaların tamamen dışında yeni bir düzenleme getiriliyor. Burada bir, işin belirli olup olmaması, işin süreli olup olmaması gibi objektif kriter aranmayacak. İki, iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesi süre bitiminde tekrar yenilenirse, bu zincirleme sözleşme yapılırsa tekrar
işçiliği açısından bir hak söz konusu olmayacak. 2 yıla kadar sözleşme uzatılabilecek. Yani 3'er aylık süreler halinde ya da 6'şer aylık süreler halinde uzatılması imkanı olacak. Şimdi bu sonuç en fazla tartışma yaratan, dediğim gibi, ihbar tazminatının hakkın olmaması belirtiliyor sözleşmede. Kıdem tazminatı hakkının olmaması, iş güvencesinin olmaması. Mevcut uygulamada bu çok sıkı kurallara bağlanmış durumda. Çok sık da yargı dava konusu olur ve Yargıtay'ın uygulaması burada işin gerçekten belirli sürede sözleşmeyi gerektirip gerektirmediği konusunda hakim tarafından inceleme yapılmasını, iş eğer gerçekte süreli sözleşme yapılmasını gerektirmeyen bir işse, bu durumda işverenin tazminat ödemekten kaçınmak için belirli sürede sözleşme yaptığını varsayıp geçersiz kılıyor ve bunu belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürüyor. Ahmet, şunu sormak istiyorum hemen. Bu belirli iş sözleşmesinde özellikle en çok tartışma getiren konu ve davalara neden olacak konu, senin de dediğin üzere, işçinin kıdem ve ihbar tazminat hakkının kalkıyor olması. Peki sektörel bir sınırlama, kısıtlama getirilebilir mi bu maddeye ilişkin? Var mı torbada, yasada? Hayır, işte sıkıntılardan birisi bu. Hiçbir sektörel sınırlaması yok, işte belli bir alan sınırlaması yok. Yani sadece 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri şeklinde bir sınırlama var. 2 yıla kadar olan, 2 yıla kadar uzatılabileceğine ilişkin bir düzenleme var. Onun dışında bir sektörel bir sınırlama bulunmuyor. Burada aslında yani sıkıntı bu esnek çalışmayla ilgili. Dünyada da bu benzer konular çok sık gündeme getirilmiştir. Türkiye'de şu anda işsizliğin çok yoğun olduğu bir dönemde esnek çalışmayla işsizliğin bir nebze olsun azaltılması ya da hızlı bir şekilde azaltılması gibi bir amaç güdülüyor olabilir. Yalnız burada sıkıntı konunun işçi ve işveren tarafından tartışılmamış olması. Yani işçi ne düşünüyor bu konuda? İşveren ne düşünüyor? Bu konunun etraflıca, yani işçi tarafından görüş verilmedi, herhangi bir görüş alınmadı. Bu konuda işverenin de yeteri kadar, yani görüşün dinlendiğini sanmıyorum. Çünkü mevcut haliyle bu belirli süreli sözleşme mevcut haliyle işverenin de çok işine yaramayabilir. Yani şundan dolayı işçinin işe aidiyet duygusu olmayacak. İşçi sürekli iş arayışında olacak. Kendisini geçici işçi gibi görecek. Yani orada bir aidiyet duygusundan yoksun bir çalışma ortamı olacak. Tabii bu hem bu belirli süreli sözleşmenin hem de diğer esnek çalışmayla ilgili denemelerin kayıt dışılığı artırması gibi de bir risk söz konusu. Diğer taraftan bu belirli süreli sözleşme konusunda sadece Türkiye'deki iç mevzuatımız değil, bizi bağlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmesi de var. Biliyorsunuz uluslararası sözleşmeler anayasanın da üzerinde bir bağlayıcı olan, anayasa kadar bağlayıcı olan düzenlemeler. Örneğin Uluslararası Çalışma 8 sayılı sözleşmesi esnek çalışmayla ilgili konularda özendirici düzenlemeler yapılabilir diyor. Ama iş güvencesiyle sağlanacak bir denge oluşturulmazdır demekte. Avrupa Birliği'nin de bu konuda yönergesi var. 1999 yılında açıklanan 70 sayılı yönerge var Avrupa Birliği'nde. Orada da yine aynı şekilde iş güvencesinde denge sağlanması artı objektif kriter aranması gerekir diyor. Belirli süreli sözleşme yapılabilmesi için objektif kriter aranmalıdır diyor. Avrupa'daki uygulamalara da bakıyoruz aslında. Yani orada da belli başlı ülkelerdeki uygulamalarda, örneğin Almanya'da 1985 yılında orada işsizlik çok yüksekken belirli süreli sözleşme konusunda son derece esnek bir düzenleme vardı. Fakat Avrupa Birliği yönergesini
çıkartılmasıyla Almanya'da orada tekrar yönergeye uygun hale getirdi düzenlemesini. Almanya'da esaslı neden olmalı diyor. Yani bir belirli sözleşme yapılabilmesi için bir esaslı neden olması gerekir diyor. Mesela işte işe ilk başlama halinde esnek belirli süreli sözleşme yapılabilir diyor. İşe ilk başlama derken hem işçi açısından hem de işveren açısından. İşveren yeni bir işletme kurmuştur. İlk defa işe başlanıyordur. Burada da belirli süreli sözleşme yapılabilir diyor. Niye? İşte 4 yıllık süre için diyor, ilk 4 yıl diyor, 4 yılı aşmamak üzere belirli sözleşme yapabilirdi yeni kurulan iş yeri için. İşveren işçi açısından da yine belli koşullarda işe ilk başlama halinde belirli süreli sözleşme yapılabilir diyor. Fransa'da bu çok tartışıldı geçtiğimiz yıllarda. Hatta 2006 yılında çok büyük eylemler söz konusu oldu bu konuda. Fransa'da onlarda da işletme faaliyetinde ani artış olursa diyor belirli süreli sözleşme yapılabilir diyor. Mesela işte bir işçi doğum izni ayrılacaktır. Herhangi bir zorunlu nedeni hastalık izni ayrılacaktır. O işçinin yerine bir işçi alınırsa askeri gidecektir mesela. Onların yerine belirli sürede işçi çalıştırabilirsin gibi kriterler var. İspanya Avrupa Birliği içerisinde belirli sürede sözleşmenin en yaygın olduğu ülke durumunda. Ama orada da yine birçok kriter var. Mesela diyor ki uzun süre işsiz olmalı diyor. Uzun süre işsizse diyor buna diyor belirli süreli sözleşme yapabilirsin diyor. Ya da diyor 21 yaşın altında üniversite eğitimini olmayan kişi ise diyor yapabilirsin diyor. Fakat İspanya'da da şöyle bir durum var. Belirli süreli sözleşmede çalıştırılan kişi sözleşme süresinin bitiminde her çalıştığı yıla karşılık 12 günlük tazminat ödenerek çıkartılır iş sözleşmesi sona erer diyor. Dolayısıyla burada yani öyle sınırsız değil. Toparlayalım mı yavaş yavaş, süremizin sonuna geldik. Bir cümleyle toparlayalım mı Sayın Kıvanç? Tabii. Hande Hanım, belirli süreli sözleşmenin kuralları yine Avrupa Birliği'ndeki Uluslararası Çalışma Örgütü'ndeki gibi kurallar belirlenirse belki uygulanabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen hafta evet, Cumhurbaşkanı'yla görüşme oldu bu konuda. Belki meclisteki görüşmeler esnasında değişiklik ya da daha köklü bir durum çekme gibi durumda söz konusu olabilir. En azından değişiklik olabilir. Değişiklik beklentisi var. Özellikle işçi ve işveren tarafında özellikle görüşlerini alınmadan hazırlanan bu torba yasaya ilişkin açıklamalar önümüzdeki süreçte çok daha olacak tartışma konusu diyorsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ı da uğurlayarak 1.60 dakikayı daha bugünü burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın.